Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Refah Partisi Genel Başkanı. 1969 yılında aktif siyasete başlayan Erbakan, 1973 yılından itibaren 9 yıl Milli Selamet Partisi Genel Başkanlığı yaptı. Erbakan bu dönemde 4 yıl 3 ayrı hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65 yaşında olan Erbakan, evli ve 3 çocuk babası. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı yoğun seçim gezileri arasında ancak bir kahvaltı masasında bulabiliyoruz. Günde ortalama 16 saat çalıştığını, bunun da yarısının konuşarak geçtiğini anlatan Necmettin Erbakan'a sesini nasıl muhafaza ettiğini soruyoruz. Efendim, muhafaza etmeye çalışıyoruz ve de tabii tam olmuyor. En büyük çektiğimiz güçlük, bir kapalı salon toplantısı yaptığımız zaman gece, oradan dışarıya çıkıyoruz. Tabii dışarısı serin oluyor. O serinlik birdenbire insanın sesine tesir ediyor. Bir diğeri de konuşmalardan sonra tabii halkın büyük tezahürü oluyor. Halkı selamlamak için arabanın üstüne çıkmak lazım geliyor. Zaten ısınmışsınız ve terlemişsiniz. Arabanın üzerinde o soğuk rüzgarına giderken ses falan kalmıyor. Konuşmaların başlangıcında ses kısık olarak başlıyor ister istemez. Ama o konuşmanın heyecanıyla yavaş yavaş ses açılıyor. Necmettin Erbakan genellikle Ankara'nın Ayrancı semtindeki evinden başlayan gezilerinde birbiri peşi sıra düzenlenen mitinglere uçak, helikopter ve karayoluyla ulaşmaya çalışıyor. Konuşurken karşıdaki insanın dikkatleri zayıfladığı bir anda tekrar kendisini toplaması için çeşitli çarelere başvurmakta fayda var ki dinlemeler, anlatımlar verimli olsun. Bunların içerisinde tabii bilhassa hareketler, yani el, kol, mimik hareketleri, sonra ses tonu çok mühim. Necmettin Erbakan mitinglerde yapacağı konuşmaları önceden yazılı bir metin olarak hazırlamıyor. Bunun gerekçesini ve faydalarını da şu şekilde açıklıyor. Böyle olursa tabii daha iyi oluyor. Dinleyicinin daha çok alakası çekilmiş oluyor. Bir yazı hazırlanıp da o yazıyı okurken okuyan insan yazıya bağlanıyor. Karşısındakinin dikkatini çekemiyor, alamıyor. Onun için verim düşüyor. Serbest konuşmak her zaman daha rahat, daha faydalı, daha verimli oluyor. Tabii o esnada dikkatli olmak lazım. Birisine elinizi kaptırırsanız maazallah eliniz orada kalır. Çünkü heyecanla öyle şey diyorlar ki, yakalıyorlar ki eli kurtarmak mesele değil. Onun için çok defa ellerimizi yukarıya kaldırmamız gerekiyor. Efendim, size aileniz bu çalışmalarınızda nasıl yardımcı oluyor? Çok şükür. Onlar da tabii
inançlı oldukları için bizim çalışmamızın hayır yolunda olduğunu düşünerek her türlü fedakarlığa katlanıyorlar. Efendim, politik konuları bazı güzel örneklerle esprili bir şekilde anlatmak Türk kamuoyu tarafından sizin bilinen bir özelliğiniz. Bu yolu niçin seçiyorsunuz? Konunun anlaşılmasını sağlıyor. Konu böyle anlaşıyor. Mesela vaktiyle biz 10 sene önce milletin önüne bir fileyle çıktık. Evet, evet. 10 seneden beri Türkiye'nin gündemidir. Ve o olayı başka türlü berrak hale getiremezsiniz. Sözle söylemenin imkanı yoktur. Necmettin Erbakan'a kendisini en çok kızdıran şeyin ne olduğunu sorduğumuzda ise şu cevabı veriyor. Çok şükür ben umumiyetle kızmam zaten. Şey olarak belki yani tam faydalı bir iş yapılacakken yapması icap eden insanın onu ihmal etmesi veya yanlış hareket etmesi bunlar tabii ne de olsa kızmak değil de insanı rahatsız ediyor. Mesela şimdi tam bir yerde bir konferans veriyorsunuz. Söz geldiği anda şu şeklin gösterilmesi lazım. Projeksiyondaki arkadaş bunu göstereceğine başka şey gösterdi mi bu şeye benziyor. Yani bir hasta üzerinde ameliyat yapan bir doktor elini uzattı mı hangi bisturi konulacaksa onun eline verilmesi. Ama siz bisturi yerine çekici koyarsınız.